Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Erdoğan duyurdu, Netanyahu'ya kötü haber. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 28. Taraflar Konferansı kapsamında Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenen Dünya İklim Eylemi Zirvesi'ne katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada kritik temaslarda bulundu. Zirvede dünyaya kritik mesajlar veren Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri dönüşü uçakta bulunan gazetecilerin sorularını da cevaplayarak gündeme dair önemli değerlendirmelerde bulundu. İsrail-Filistin savaşına ilişkin konuşan Erdoğan, burada bir barış fırsatı yakalanmıştı ve bu fırsatı maalesef İsrail'in bu uzlaşmaz yaklaşımıyla şimdilik kaybettik. Ancak bundan sonrası da böyle olacak, barış fırsatları heba edilecek yaklaşımı içerisinde değiliz. Umudumuzu yitirmeyelim. İnşallah tekrar beklediğimiz kalıcı barış fırsatını yakalarız, barışın peşini bırakmayacağız dedi. Lahey Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne 3'e 3.000'e yakın avukatın başvurduğu yaptığını söyleyen Erdoğan, İstanbul Milletvekilimiz Cüneyt Yüksel bu heyetin içerisindeydi. Lahey'deki süreci de takip edecekler. Oradan beklentimiz, Netanyahu başta olmak üzere suçüstü yakalanan bu soykırımcıların bu Gazze kasaplarının gereken cezayı almalarıdır. Milletvekilimiz Cüneyt Yüksel, Lahey'deki görüşmelerinin başarılı geçtiğini ifade etti. Beklentimiz, verdiğimiz belgeler, bilgilerle beraber Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde inşallah olumlu neticeler alma istikametinde ifadelerini kullandı. İsrail ile Hamas arasında geçici ateşkes sağlandı. Ancak ateşkesin sona ermesiyle birlikte maalesef İsrail saldırıları yeniden başladı. Bölgede kalıcı ateşkesin sağlanması umudu var mıdır? Siz Netanyahu için Gazze kasabı demiştiniz. Buna tepki geldi mi? Filistin sorununa kalıcı çözüm için iki devletli çözümden geçiyor demiştiniz. Başkenti Doğu Kudüs olan Filistin devletinin kurulması için bir çabanız olacak mı? Bir eylem planınız var mı? Şu ana kadar Gazze'deki İsrail saldırılarının sona ermesi ve kalıcı ateşkesin sağlanması için nasıl her mahfilde çabamızı gösterdiysek bundan sonra da yine aynı istikamette bu gayretleri göstermeye devam edeceğiz. Biz baştan itibaren çatışmalara insani aradan ziyade ateşkesin kalıcı olarak ilanından yana olduğumuzu hep vurguladık. İsrail'in hukuk tanımaz yaklaşımı neticesinde gelinen durum, endişelerimizde haklı olduğumuzu bir kez daha gösterdi. Burada bir barış fırsatı yakalanmıştı ve bu fırsatı maalesef İsrail'in bu uzlaşmaz yaklaşımıyla şimdilik kaybettik. Ancak bundan sonrası da böyle olacak, barış fırsatları heba edilecek yaklaşımı içerisinde değiliz. Umudumuzu yitirmeyelim. İnşallah tekrar beklediğimiz kalıcı barış fırsatını yakalarız. Barışın peşini bırakmayacağız. Bu tabloda dahi durmak yok, yola devam diyoruz. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.